Denizli Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Akgül başkanlığındaki toplantıda şube müdürleri Şener Bayram ve Hüseyin Başgün birer sunum gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlerine yapılan çalışmaların yanı sıra öğretim faaliyetleri ve yatırım programları anlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Akgül, eğitim sezonunun ilk yarısını başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizerken, başarıyı artırmak ve geliştirmek için her ay bir araya geleceklerini kaydetti. Üniversiteyle işbirliği içinde olduklarının da altını çizen Akgül, yapılan çalıştayda elde edilen verilerin sahada rehber öğretmenler aracılığıyla uygulandığına işaret etti. Kademeli geçişte Denizli'nin bir sorun yaşamadığının da altını çizen Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Akgül, bakanlığın performansı nedeniyle Denizli'de eğitimcilere teşekkür ettiğini nakletti. Zaten çok güzel hazırlandı bu. Böyle çok zaman almayacak şekilde hazırlandı. Birinci komisyon yönetim çalışmaları, tespitler yaptı. Sorunlar neyse onlara göre çözüm sundular. Bunlar bir noktada bundan sonraki bizim bu projeyle ilgili ve genel öğretim uygulamalarımızda yol gösterici nitelikler. Bunların tabii hepsi uygulanabilir mi? Mevzuat hükümlerine her birisi uygun mu? Neler yapılabilir? Ama birçok yapılabilecek işler var burada. Bunların müdürlüğümüzdeki bizim AG'de görevli rehber öğretmenlerimiz var. Onlar hazırlık yapıyorlar. İl ilçe ve eğitim müdürlükleri neler yapacaklar? Okul müdürlükleri neler yapacak? Öğretmenler neler yapacak? Verilere yönelik ne gibi çalışmalar olacak? Öğrencilerin yetiştirilmesi, eğitilmesi, tabii özellikle de sınavlara hazırlanması bakımından ne gibi çalışmalar olacak? Bunları böyle gruplandırıp hem okullarımızı hem de sizlere ulaştıracağız. Toplantıya ev sahipliği yapan Acıbayan Milli Eğitim Müdürü Raşit Duysak, ilçenin eğitim öğretim durumu hakkında bilgiler verdi. 73 okul ve kurumda eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmek için çalışmalarını sürdürdüklerini, 2012-2013 eğitim öğretim yılının birinci döneminin başarılı bir şekilde bittiğini söyledi. Diğer ilçe milli eğitim müdürleri ilçeleri hakkında bilgiler vererek yaptıkları çalışmaları anlattılar.